Evet, 2023-24 yaz transfer değerlendirmesi, yani ajandayı şey yapıyorum. Futbolcu ücret gideri, Şampiyonlar Ligi karşılaştırması, yıllara dayalı gelir karşılaştırması, gelir tablosu analizleri, Deloitte Money League ilk 20 gelir karşılaştırmaları ve UEFA raporları var. Hepsinin üzerinden mümkün olduğu kadar geçmeye çalışacağım. Bu dönemki transfer dönemi yaş skalamız. Ben dikkatim çok dağılıyor. Rica edebilir miyim eğer şey olursa, sizi kırmazsam? Lütfen basın mensupları, fotoğrafçı arkadaşlar, evet, lütfen şey yapalım. Fatmacığım, sen. Görüntü pardon. Alın ve lütfen yerinize geçin. Evet. Bu seneki yaş skalamız, şöyle diyebilirim. Kadromuzun yaş ortalaması 25.9. Oldukça genç, en yüksek yaşlı transfer ettiğimiz oyuncu Cedric Bakambu, 32 yaşında ve Günay Güvenç. Bu transferle ilgili manşetler, buradan sadece özet şöyle diyebilirim. Aldığımız, biraz ses de var herhalde. Ben inşaattan alışığım ama. Mesela Hakim Ziyech örneğe geçen sene kış transfer döneminde Paris'e gidiyordu. Son gün evrak yetişmediği için son gece son saatte Paris Saint Germain'e gidemeyen daha 6 ay önce bir oyuncudur. Wilfried Zaha bir sene önce 70 milyon euro transfer bedeliyle transfer ediliyordu veya Ndombele 62 milyon euroya Tottenham'a transfer oldu. Davinson Sanchez 42 milyon euroya transfer oldu. Ndombele Tottenham'ın tarihinin en yüksek bedelli transferi. Bu gibi başlıklar var bunun içerisinde. Bunları böyle geçiyorum. Bu bir kıyas. Yıllara göre aslında transfer harcanan parayla irdelenmesi gerektiği kadar katılan değerle de, yani çünkü siz o futbolcuları bonservisiyle aldığınızda bilançonuza bir değer olarak katıyorsunuz ve şu an kabul edilen, her zaman %100 gerçeği yansıtmasa da transfer market değeri var. İşte Merkez Bankası'nda açıklanan endeksler de bazı araştırmalar neticesindedir. Yani bu transfer market value değeri genel olarak bilançolarda kabul edilen değerlerden bir tanesi veya işte şu anki en önemlisi diyebilirim. Buradaki değerler, yani şöyle anlatmak isterim. 2012-2013 yaz sezonunda 22.4 milyon euroluk transfer harcaması yapılmış. Bonservis harcaması bu. 47.1 milyon euro değerinde oyuncu Galatasaray'ımıza kazandırılmış. Böyle gidiyor. Bunu kiradan arındırılmış yapmak gerekiyor. Çünkü bu bonservisi bize ait oyuncular değil. Mesela 2019-20'de 6 tane herhalde oyuncumuz veya 5 tane kiralık oyuncumuz vardı. Abdurrahim abi de burada. Lemina'nın, Seri'nin olduğu dönemde çok değerli oyunculardı. Yani 20 milyon euro transfer market ama kiralık olarak almıştık. Bizim bu sene şöyle diyeyim, kiralık oyuncumuzun değeri toplam değer içerisinde tarihteki en az olanı. Yani bu 150.85 milyon euro bu sene transfer ettiğimiz oyuncuların değeri içerisinde bir en son göstereceğim Angelino var. Bir de Ndombele var. Bunların ikisinde de opsiyon hakları bizde. Yani transfer etme hakları bizde. Geçiyorum. Yani bunu şöyle özetlemem gerekir. Çok daha az bir, zaten rakiplerimizin bizi bu konuda eleştirmeye çalışmasının sebebi bu. Aslında çok daha yüksek bedelli oyuncular aldık. Biraz da zorunluluktan da, çünkü transfer limitimiz çok sınırlı olduğu için, federasyon transfer limitimiz bu sene. O yüzden daha çok free oyuncular almamız gerekiyordu. Onun da bir handikapı vardır. Free oyuncu yaz antrenmanı yapmaz. Çünkü takımından ayrılmıştır. Dolayısıyla daha geç buraya adapte olur. Yani bunlar oyuncuların aslında listesi. Hızlı hızlı geçeceğim için buraları geçiyorum. Belki bir şeyle, ne diyeyim, online bir toplantıyla daha detaylı, çünkü burada zamanda sıkıştırmak da istemiyorum. Oldukça fazla şey var. Böyle geçiyorum ama bizim senemize geldiğimizde toplam oyuncu burada yıl yıl şeyleri var. Yani 2015-2016 tüm oyuncuların transfer market piyasa değeri ve yapılan şeyler. Mesela kira olan yıl bu seneydi. Yani burada birçok değerli oyuncu bize kira, işte Enzonzi 23 milyon euro kira olarak bizde veya Seri 25 milyon euro kira olarak bizde olmuş. Kiralık da bir o dönemin ticari dengesi içerisinde çok doğru bir stratejidir. Ama dediğim gibi
benim burada iletmek istediğim şey ne kadar varlığın Galatasaray'a kazandırılmış olduğu. Buradan geliyorum. Bu 21-22 senesi. Bu geçen sene bizim senemiz. Bu da bu sene. Buranın içerisinde şöyle söyleyebilirim. Bir Endombele var. Kiralık. Ziyech kiralık ama onu sadece 1+1+ çok, hatta şöyle bir şey söylendi. Bedelsiz kiralamalı, bedelsiz opsiyonlu. Yani sene sonunda bizde olmasını istersek hiçbir para ödemeden Galatasaray'ın bonservisine geçmiş oluyor. Bu futbolcu net ücret gideri, yıllara sari gösterilen net ücret gideri birbirinden ayrı vergi oranları olduğu için net ücret giderini kıyaslıyoruz. Vergi oranından arındırılmış. Bu seneki net ücret gideri 49.1. Kış transfer dönemi olmadığı için zaten hani oldukça da iyi bir takımımız var. Orada zaten 2023-24 tahmini ama 49.1 şu anki sözleşmelerimizin şeyi. Bunun içerisinde transferlerde biliyorsunuz takıma, yani kulübümüze bonservis katkısıyla da transferler yaptık. Kulüple sözleşme yapılarak bu da çeşitli şeylerle konuşuluyor. O 49.1'in içerisinde bonservis yok. Sponsorluk yok. Sponsorluğu çıkarttığımızda yaklaşık 10 milyon bir sponsorluk var. 39.1'e düşüyor. Yani Galatasaray'a maliyeti, maaş bütçesinin 39.1, futbolcu maaşları bunlar. Bu yıllara sari olarak görülebilir. Burada şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadarki yıldız oyuncularla en çok kurulu şeylerden bir tanesi de hepimizin işte hatırladığı işte Drogba, Schneider, Melo dönemidir. Çok da önemli, güzel bir dönem. Bu Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. Yani benim bunu söylemem hani daha zor. Yani keşke benim yerime başkası anlatsa. O zaman ben şimdi kendi kendimizi şey yapıyormuşuz, övüyormuşuz gibi oluyor ama lütfen öyle anlaşılmasın. 13 tane Drogba, Schneider, Melo ayarında oyuncumuz var. Ve hepsi en çok, yani o kadar seviye ve beklenti yükseldi ki işte Endombele geldiğinde, yani bir dediğimiz oyuncu geçen sene Napoli şampiyon olduğunda 40 maç oynadı. Yani çoğunu sonradan girerek. Geçtiğimiz yıllarda biz oyuncu aldığımızda genelde eğer bonservisiyle alıyorsak bu büyük oyuncuları çok da performa edemeyecek. Yani daha doğrusu mevcut son senesinde çok da performa etmemiş oyuncuları Türk futbolu olarak tercih etmek zorunda kalıyorduk. Bazen de tabii çok oyuncular da alıyorduk. O yüzden bunu aslında oyuncu başına düşen ortalama bonservis diye. Çünkü UEFA öyle bakar. Toplam oyuncu başına düşen bonservis diye veya değer oranında bonservis diye baktığımızda değer oranında bonserviste şunu söyleyebilirim. Türk futbol tarihindeki en yakın şeyin 5.8-5.9 katı daha katma değerli bir iş yapmışız. Yani x liraya bugüne kadar 2x diyelim ki 2.5x değerde oyuncu alınmış. Biz x liraya 15 veya işte 20x değerde oyuncu almışız. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü bilançonuza bu oyuncular değer olarak giriyor. Buradan şöyle devam etmek istiyorum. Bir de rekabette aslında bizim mantalitemiz ve stratejimiz şuydu. Yeri gelmişken ona değineyim. Genelde beklenilen şu. Ya Türkiye'de gelir üretemezsin. Gelir üretemediğin için küçülmen lazım. Bu bir belki kabul, belki öğrenilmiş çaresizlik. Onu nitelendiremem ama böyle bir kabulümüz var. Dolayısıyla hep küçülmemiz lazım. Giderlerimizi küçültmemiz lazım. Evet, kesinlikle küçültmemiz lazım. Ama neye göre? Yani kazandırdığımız değere göre küçültmemiz lazım. Asıl büyümek için ne yapmak gerekiyor? Çünkü dünya futbolunda önemli bir yere sahip olmamız gerekir. Yoksa gitgide, işte Türk futbolunun görüyorsunuz nasıl bir ivme kaybettiğini, gitgide eskiden Avrupa'da başarılı olmuş kurucumuz Ali Samiyen Bey'in temel ilkesi olan konudan tamamen uzaklaşır duruma gelmek zorundayız. Çünkü şu tablolarla kısaca onu anlatayım. Burada şu var. 2021-22 senesinde son 16'ya kalmış. Diyoruz ya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmamız lazım. Veya Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmamız lazım. Gruplardan çıkınca son 16'ya kalmış takımların
Ortalama maaş gideri 290.8 milyon. Ücret gideri. Eleyenlerin ortalama ücret gideri 320 milyon euro. Elenenlerin ortalama ücret gideri 261.7 milyon euro. Şimdi rekabet ettiğimiz alan bu. Adam son 16'ya kalırsan diyor ki 290 milyon euro maaş gideriyle rekabet etmen lazım. Şimdi bu realiteyi biz kendi kendimize değiştiremeyiz. Ve bu realite için çok yaratıcı, sıra dışı gelir üretmemiz lazım. Sıra dışı uygun transfer yapmamız lazım. Kılı kırk yarmamız lazım. Çünkü biz 290 milyon euro diye bir maaş bütçesinin yarısını bile ödeyemeyiz. Dolayısıyla neler yapıldığını söyleyeyim. Eğer çeyrek finale kalırsak ortalama 320 milyon. Eleyenlerin ortalaması 368, elenenlerin 271. Yarı final 472 milyon. Görüyorsunuz. Finalde de 519 milyon euro.